Yeni bir endüstriyel ve teknolojik değişim dönemindeyiz. Teknolojik gelişmelerin en çok etkilediği alanlardan birisi de endüstri. Her teknolojik yenilik doğrudan endüstriyel alanda etkisini göstermekte ve üretim alanında hızlıca yayılmaktadır. Global adıyla Endüstri 4.0, 2011 yılında Almanya tarafından lanse edilmiş ve endüstrinin teknolojik evrimi olarak tanıtılmıştır. Aslında Endüstri 4.0 bir hedeftir ve bilişim teknolojileriyle tüm yaşamsal mekanizmaları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için en önemli unsur ise dijital dönüşümdür. Peki nedir bu dijital dönüşüm? İşletmelerin, kurumların ve hatta toplumun dijital teknolojileri benimseyerek iş faaliyetlerini ve iş yapış şekillerini dijital bir seviyeye yükseltme süreci dijital dönüşüm olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç yeni ürün ve hizmetlerin oluşumu bağlamında başvurulan teknolojinin, üretim kültürünün, operasyonların ve ilkelerin değişmesi anlamına geliyor. Bir başka deyişle dijital dönüşüm ile geleneksel kavramlar geride kalmakta ve yeni iş modelleri ortaya çıkmaktadır. Mevcut iş zorluklarını hedefleyen ve stratejik hedeflere yönelik bir dijital dönüşüm uygulaması başarınız için çok önemli bir rol oynayacaktır. Her şirket ve kuruluş rekabetin içinde kalmak ve iştirakçilerine daha iyi hizmet sunmak için eninde sonunda dijitalleşmeyi stratejik bir yapı taşı haline getirmek durumundadır. Peki dijital dönüşüme nasıl ve nereden başlamalıyız? 5 adımda dijital dönüşüm. 1. Dijital vizyonunuzu tanımlayın. İlk adımınız keşiftir. Bu adımda neden dönüşüm sağladığınızı ve neyi başarmayı umduğunuzu tanımlarsınız. 2. Dijital yolculuğunuzun haritasını çıkarın. İster üretim operasyonlarında dönüşüm sağlayın, ister müşterileriniz için daha iyi bir deneyim oluşturmaya çalışın, amacınız ne olursa olsun, dijitalleşmenin süreçlerinizde nasıl bir ilgisi olduğuna ve istediğiniz sonuçları elde etmek konusunda hangi noktalarda fark yaratacağına dair bir vizyon geliştirmeniz gerekir. 3. Dijital olgunluğunuzu belirleyin. Dijital olgunluk değerlendirmesi gerçekleştirerek işletmenizin dijital özelliklerden faydalanma konusunda hangi aşamada olduğunu ve teknolojik süreçlerde ne tür iyileştirmelere ihtiyacınız olduğunu göreceğiniz bir platform sunar. Bu değerlendirme dönüşümünüzün hızını da belirlemenize yardımcı olur. 4. Dijital özelliklerinizi inceleyin. Bu adımda dijital altyapınızdaki tüm mevcut boşlukları tanımlarsınız ve bu sayede bu boşlukları kapatmak için uygun teknolojileri seçebilirsiniz. 5. Dönüşüm yol haritanızı oluşturun. İlk 4 adım dönüşümünüzü başarmaya ilişkin yol haritanızın temelini oluşturur. Bu yol haritası anlaşılır ve uygulanabilir olmalı ve dönüşüm girişimleriniz için risk ve maliyetleri en aza indirirken değeri en yüksek düzeye çıkarmak için ihtiyacınız olan altyapıyı tanımlamalıdır. Değişen önceliklere ve gelişen yeni teknolojilere ayak uydurmanız için gereken esnekliği de sağlamalıdır. Dönüşümü düşünmeyen, mevcut teknoloji seviyelerinin yeterli olduğunu düşünerek daha fazlasına gerek olmadığını düşünen şirketler çoğu zaman işleri kendileri için zorlaştırmış oluyor. Güvenli bölge algısı, gelişimi ve yeniliği kabul ettirmeyen bir tutumdur ve yıllardır bu şekilde devam ediyor diyerek savunulan sistem aslında geçmişte takılı kalmaktır. Fakat unuttukları ve çoğu zaman görmezden geldikleri en önemli şeylerden biri zaman. Dijital dönüşümün en önemli katkısı çoğu şirket için altın değerinde olan zamandır.